Herkese merhabalar. Bu videoda borsa endeksleri analizi yapacağım. Öncelikle Amerika'dan S&P 500 ve Nasdaq, daha sonra Türkiye'den BIST 100 ve BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini inceleyeceğim. Standart hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bugün Bitcoin ve Ethereum analiz videosu yayınlandı. Bu video yayınlandı. Yarın altın ve gümüş ons analiz videosu yayında olacak. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek başlamak istiyorum. S&P 500 ile başlayalım. S&P 500'de şu düşüş hareketiyle birlikte 3550 ve altına gelir ise hisse senedi alacağımı söylemiştim. 3350 ve altına gelirse endeks ETF'i alacağımı söylemiştim. 3120'ye gelirse de kaldıraçlı piyasada long yönlü işlem açacağımı fakat çok düşük bir ihtimal olduğunu söylemiştim. Şimdi 3550 ve altında bir iğne atarak yoluna devam ediyor görüntüsü var. Burada ufak çaplı alımlar yaptım ve ondan sonra yükseliş hareketi başladı. Esasında bu yükseliş hareketinin şöyle olması geleceğe yönelik beklentilerimi daha pozitife çevirebilirdi. Fakat erken bir yükseliş hareketi yaşadığımızı düşünüyorum. Bu yükseliş hareketinin artık başladığını, bu tepki yükselişinin başladığını düşünüyorum. Ve bu tepki yükselişinin şöyle 4100-4200 aralığına kadar gelme ihtimali bana yüksek görünüyor. 4315'in üzerine çıkar ve günlük kapanış yapar ise bu artık düşüş trendinin bittiği anlamına gelecek teknik olarak. Böyle bir şeyi beklemiyorum bu aşamada. Ben bu 4100-4200 bölgesinden tekrar aşağı yönlü hareket olma ihtimalini yüksek görüyorum. O yüzden S&P 500 Amerikan borsaları tarafında pozisyonları olanlar için 4100 bölgesinin var olan pozisyonları kapatmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Buradan tekrar hareketin aşağı yönlü olma ihtimali bana daha yüksek görünüyor ve tekrar bu bölgelerde alımlar yapma ihtimalimiz fırsatımız olacakmış gibi görünüyor açıkçası. Trendin net olarak yukarıya döndüğünü, artık her şeyin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü temel anlamda bir değişiklik görünmüyor. Şöyle uzaktan bakarsak grafiğimize, şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel bir düşüş trendi içerisindeyiz. Bu düşüş trendinin bir tepki yükselişini daha yapıp tekrar aşağıya gelme ihtimalimizi ben yüksek görüyorum. Eğer temelde bir değişiklik olsaydı, yani parasal sıkılaştırma süreci bitse ve tekrar genişleme sürecine başlasa idik, bu fikrim değişebilirdi. Fakat şu anda öyle bir durum yok. Hala parasal sıkılaştırma döngüsündeyiz. Faiz arttırım döngüsündeyiz. Dolayısıyla ben bu hareketin şöyle geldikten sonra tekrar aşağıya doğru evrilme ihtimalini yüksek görüyorum. Temel bir değişiklikle birlikte işte artık parasal sıkılaştırma bitti, tekrar parasal gevşemeye dönüyoruz dendikten sonra hareketlerin başlayacağını düşünüyorum. O denmeden nasıl olsa denecek, işte şimdi denecek, sonra denecek gibi spekülasyonlarla bu harekete katılmanın, yükselişin hemen başlayacağını düşünmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben şu anda şöyle bir hareket beklemiyorum. Aşağıya doğru bir ya da belki iki sorti daha yaşandıktan sonra yükseliş hareketinin başlama ihtimali bana daha yüksek görünüyor Amerikan borsalarında. Dolayısıyla bu hareketin şöyle en azından şu kırdığı bölgeyi test ederek 3300'leri gördükten sonra dediğim gibi yani bir ya da iki sorti daha aşağıya göreceğiz olarak değerlendiriyorum. O yüzden 4100 bölgesinden kar realizasyonunu yapmayı önemli görüyorum. Ben hangi hisseleri alıyorum, hangi hisseleri satıyorum? Bunları katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde detaylıca anlatıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler portföy yönetiyorum bölümüne katılabilirler. Şimdi Nasdaq'a geçelim. Nasdaq'ta da aynı görüntü var. Ana endekslerin yönünü S&P 500 grafiğiyle izlemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. S&P 500 daha fazla teknik analiz kurallarına uyuyor, daha stabil çalışıyor. Nasdaq o kadar stabil çalışmayabiliyor. Burada da 10.800 ve altında alımlar yapılabileceğinden bahsetmiştim.
En fazla 9.700 ve 10.000 bölgesine kadar inebilir demiştim. Fakat artık yükseliş hareketi başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla yukarıya hareket devam edecektir. İzlenimi daha yüksek. Burada hareketin şöyle 13.500'e kadar çıkabileceğini sanmıyorum esasında. Şurada bir 13.200 bölgesine maksimum çıkabileceğini düşünüyorum. Ama ana hedefi şu anda 12.800 gibi görünüyor bana. Yani 12.800 ya da çok iyimser bir tahminle 13.200'den tekrar aşağıya dönme ihtimali yüksek. Bu bölgelerde kar realizasyonu yapmanın doğru olacağını düşünüyorum. S&P 500 grafiğine bakarak kar realizasyonu yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani orası 4.100'e geldiği anda bütün pozisyonları kapatmak bence en doğrusu olacaktır. Kendi adıma ben bu şekilde yapacağım diyorum. Kalıcı bir yükseliş hareketinin başladığını henüz düşünmüyorum. Bana çok erken olarak görünüyor. BIST 100'e geçelim. Dünyada en çok kazandıran borsa şu anda BIST 100. Gerçekten harika bir gidişi var. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Geçen hafta ufak bir düzeltme yaşadı. Yaklaşık %1,5-1,7'lik bir kayıp oldu. Bakalım ona. Haftalık bazda bir önceki haftaya göre %1,41'lik bir kayıp olmuş. Benim portföyüm %2,5 değer kazandı bu haftada. Burada işte şirket seçimlerinin önemini görüyoruz. Ben yani %2 bu düşüşte bile %2,5 kazanan bir portföy oluşturdum. Dolayısıyla gayet güzel bir şekilde yukarı hareketi izlemeye devam ediyoruz. Tabii hangi hisseleri alıyorum, hangi hisseleri satıyorum, bunu portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Borsa İstanbul'daki ağırlığımızı biraz daha arttırabiliriz. Çünkü trend çok net bir şekilde yukarı olmaya devam ediyor. Yani şu anda var olan yatırım araçları içerisinde yönü en net olan yatırım aracı Borsa İstanbul olarak görünüyor. Yani çok net bir yukarı yön var burada ve bu akım birkaç ay, 3-4 ay daha devam edecekmiş izlenimi var. Tabii 3-4 ay sonra olaylar tersine dönebilir. Fakat önümüzdeki 3-4 ay boyunca daha yukarıya trendin devam etme ihtimali çok yüksek. O yüzden burada ağırlık da arttırılabilir olarak görüyorum. Geçen hafta söylemiştim zaten bir düzeltme gelebilir. Endekste bir düzeltme geldi. Şimdi bu düzeltme artık pazartesiden itibaren şöyle bir yukarıya da hareket de yapabilir. Aşağıya azıcık biraz daha inip ondan sonra da yukarıya gidebilir. İkisi de kabuldür. İkisi de olabilir. Çok önemli değil. 4400'ün şu Ganfan çizgimizin önümüzdeki haftalar içerisinde test edilme ihtimalini yüksek görüyorum. 4400'den daha büyük çaplı bir, yani şuradaki gibi bir gerçek düzeltme hareketi yaşayabiliriz. Yani benim ana senaryom buradan 4400'e gidip oradan 3900-4000 bölgesine geri gelecek bir hareketin yaşanma ihtimali daha yüksek önümüzdeki zaman içerisinde. Fakat ondan sonra tekrar yükseliş hareketinin başlama ihtimalini yüksek görüyorum. Yani şurası tehlikeli olabilir. Yanlış hisselerde zarar yazdırabilir. Doğru hisselerde kazandırabilir. Bilançolar açıklanıyor zaten. Güzel bilançosu olan şirketlerde güzel karlar etme ihtimali yüksek. Bilançoları incelemek lazım. Ben zaten yatırımlarımı bilançolarda değerleme yaparak buluyorum. Yani hisse senedi seçimimi teknik analize göre, sadece teknik analize göre yapmıyorum. Öncelikle şirketin bilançosuna bakıp ona göre değerlendiriyorum ve teknik analizi de bilançoyu destekleyecek şekilde yukarı istekli görünüyorsa o zaman alım yapıyorum. Yani hisse seçimlerimi sadece teknik analize göre yapmadığımı da bilmenizi isterim. Burada dediğim gibi ana hareketin şu şekilde olma ihtimali bana daha yüksek gibi görünüyor. Borsa İstanbul tarafında pozitif görüşümü, pozitif düşüncemi korumaya devam ediyorum. Dolar bazlı grafiğe bakarsak, dolar bazlı grafikte de geçen haftalarda zaten 205'e kadar tekrar bir retest yapabilir demiştim. Yani şu bölgeyi tekrar bir retest yapabilir. Belki işte önümüzdeki hafta birkaç gün daha bunu yapıp ondan sonra tekrar yukarı hareketin başlayacağı görüntüsü var. Dolar çünkü sabit kaldığı sürece
borsa endeksinin yükselişi de bu grafiği yukarıya götürüyor. Burada da herhangi bir sorun görmüyorum. Borsa İstanbul tarafında önümüzdeki birkaç ay boyunca daha pozitif havanın, yukarı trendin devam etme ihtimali bana daha yüksek görünüyor. Temelde bir değişiklik olmadığı sürece, yani nasıl Amerikan borsa endekslerinde temelde parasal sıkılaşma nedeniyle orada bir düşüş var ise, burada da başka yatırım aracının kalmaması nedeniyle Türkiye piyasasında yatırımcıların yatırım yapabileceği hiçbir aracın olmaması nedeniyle, tek aracın borsa olması nedeniyle borsaya büyük bir akım görüyoruz. Çünkü para kazandırabilecek başka hiçbir yatırım aracı yok bu piyasa içerisinde. O yüzden de borsa endeksinde güçlü yükselişler görüyoruz ve bu değişmediği sürece, temel tarafta bu görüntü değişmediği sürece aynı şekilde trendin yukarıya devam etmesini beklememiz de gayet normaldir diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.